Biden yönetimi iktidara geldiği günden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik olarak yapılan saldırıların miktarı artacaktır diye. Bakın bu ekranda kalsın. Ben müsaadenizle bir tahtaya da geçeyim Turgay Güler. Şimdi 1 Ocak'la 31 Ocak yani son bir ayda Biden yönetiminin artık iş başına geleceği kesinleşmiş. Hatta bir kısmı geldikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadele kapsamında Suriye'nin kuzeyinde oluşturmuş olduğu güvenli bölgeye yönelik olarak Brett McGurk ve ekibinin kurgulamış olduğu terör örgütleri etrafta nasıl saldırılar yapmışlar? Hayatını kaybeden kişi sayısı 27. Hayatını kaybeden çocuk sayısı 4. Yaralanan sivil sayısı 69. Bilgiler Orsam tarafından derlenip gönderilmiştir. Çalışmayı yapan ekibe de ayrıca onların hakkını teslim etmek açısından teşekkür ediyoruz. Biz düşünce kuruluşlarımızın bu şekilde ortaya koymuş olduğu değerli çalışmalarını da ekrana getirmeye devam edeceğiz. Zeytin Dalı Harekat Bölgesi dediğimiz bölgeye iki saldırı, yani Afrin bölgesi olmak üzere Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi dediğimiz DAEŞ'a karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gerçekleştirmiş olduğu harekat bölgesine, ki haritada mavi ile işaretli olan Azez, Elbap ve Cerablus üçgenidir. Toplamda 4 terör saldırısı, 7 sızma girişimi yapılmış. Barış Pınarı Harekat Bölgesi dediğimiz buradaki yeşille gösterilen bölge kamerada gösterirse toplam 3 terör saldırısı, 11 sızma girişimi yapılmış. Toplamda 14, 25, 27 saldırı bu bölgelere icra edilmiş. Toplamda da 27 sivil, 4 çocuk, toplam 31 Suriyeli vatandaş bu terör saldırılarında hayatını kaybetmiştir. Etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı 71'dir. Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 26, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde de 45 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Peki ben bu hikayeyi niye anlattım Turgay Güler? Bu hikaye şu: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yapılacak saldırılardı bunlar. Antep'te yapılacak saldırılardı. Elaziz'de yapılacak saldırılardı. Hatay, Reyhanlı'da yapılacak saldırılardı. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti burada bir emniyet kuşağı oluşturduğu için birileri Afrin'de ne işimiz var, Tel Abyad'da ne işimiz var, Rasulayn'da ne işimiz var diye meclisin kürsülerini inletirlerken... Ben az sonra bir video izleteceğim size. İsterseniz şimdi izleteyim mi? Vallahi siz bilirsiniz. Bütünleşik gider. Bütünleşik gider. Bütünleşik gider. Çünkü bu söylediğiniz ne anlama geliyor? Ben şimdi tüm izleyicilerimize söyleyeceğim. O da şu: Ömer, Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörle mücadele ediyorlar da ellerini tuttuk dediği bir video var. Şimdi biz şunu hatırlıyoruz değil mi hep birlikte? Önce bir hatırlatalım Yusuf Alabar'da. Tabii. Afrin'e operasyon yaptığımızda Kemal Bey kıyameti kopardı değil mi? Oradan gelecek bir şehit cenazesinden siz sorumlusunuz dendi. İşte bu şehitler üzerinden siyasettir. Suriye'nin kuzeyinde PKK terör örgütü, PKK-YPG terör örgütüne yönelik her operasyonumuza CHP karşı çıktı. Çok net karşı çıktı. Mesela CHP'li Muharrem Erkek dedi ki, yahu sınırımıza başkası olacağına PYD olsun dedi. Yani bir terör devleti olsun tabii dedi. Tabii tabii. Başkası dedi ki... Bizi dinleyenler Google'lasın bu söylediklerimizi. Yok. Hemen Ömer arkadaşlara söyle, Muharrem Erkek'in o ifadelerini de bulsun. Başkaları dedi ki, oradaki insanlar kaçıp Türkiye'ye gelmek tabii, zorunda tabii. kalan Kürt'ü, Türkmen'i, Arap'ı, onlar. Onlar olacağına diyor, PKK olsun diyor. Bunu bir CHP'li söylüyor. Tabii tabii. Aksine... Tel Abyad'a, yani Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı bunların hepsine karşı çıktılar ve Kemal Kılıçdaroğlu biz televizyon ekranlarında biz PYD'yi terör örgütü olarak görmeyiz dediğini kulaklarımızla duyduk, gözlerimizle gördük. Bize kim saldıracak? PYD mi bize saldıracak dediğinde duydun YPG değil mi? YPG mi bize saldıracak? Duydun değil mi? Duyduk tabii ki, hep birlikte duyduk. Şimdi Afrin'de ne işimiz var dendiğini duyduk. Ne olur Allah aşkına? Benim CHP'ye kurumsal olarak bir düşmanlığım, garezim yok. Ama bugünkü CHP yönetimi bu ülkeye, ben söylemiyorum,
deve dişi gibi CHP'liler söylüyor, ihanet ediyor diyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.